Bakalım İsmail Hoca'nın çözümü ne olacak? Onu da merak ediyorum açıkçası. Şimdi e, hocam baktığımızda dün ya Fenerbahçe her zaman olduğu gibi yine golü erken buldu. Genelde zaten ilk 15 içinde gol bulan e, bir takım sezon başından itibaren evet. Fenerbahçe. Ama sonrasında hani e, oyunda çok gözle görülen e, tempo yapamama, ritmi yükseltememe sıkıntısı baş gösterdi Fenerbahçe'de. Bilmiyorum tabii ki bunun sebepleri farklı bir şekilde konuşulabilir ama... E, Samsun Spor'un golünden sonra hocanın da söylediği gibi çok uzun bir vakit dilimi vardı. Ama Fenerbahçe gerekli çözümleri bulamadı. Tabi bu noktada e, öncelikle konuşulan az önce söylediğim gibi Edin Ceko basuai değişikliği. Bu değişiklik e, çok tartışıldı. Hatta Dzeko'nun e, sanıyorum çıkarken İsmail Hoca'ya da tepkisi vardı. E, İsmail Hoca genelde çift forvet oyunu atmaktan biraz itina ediyor bu sezon. E, o çok konuşuluyor. Ayrıca... Fenerbahçe'nin skora ihtiyacı varken Ceko, Tadiç, e, Şimanski oyundan çıktı hatta İrfancan. E bu tabii çok konuşuldu yine. E şimdi oyuncu değişikliklere baktığımız zaman giren oyuncuların hocam da söyledi ifade etti. Yani kalite farkı zaten arada hiç son derece yani kısıtlı diyelim yani hepsi kaliteli oyuncular, e, skoru değiştirecek oyuncular. Şimdi burada Okan Hoca üzerinden bazı şeyler anlatırken bazı hocaların kendine göre bir prensipleri var, yöntemleri var. Hı hı. Bazen oyunu değiştirerek gidiyor. Bazıları da oyuncuyu sadece oyuncu değiştirerek sistem üzerinden gidiyor. Şimdi burada gördüğümüz İsmail Hoca'nın sadece oyuncuyu değiştirerek yani oradaki oyuna etki etme isteği var. Yani oradan Ahmet çıksın Şenol girsin veya Şenol çıksın Ahmet girsin yerine bunu tercih eden bir teknik adam ol, olduğunu söylemek mümkün. Sadece bir geçen Gaziantep maçındaydı. E, çift santiforu dönmüştü. O da maç 0-0'daki. O da çok ideal bir şey yapmıştı. Ama geneye dönük baktığımızda bazı hocalar bunu yapmakta bazen zorlanıyor. Yapmakta istemiyor. Çünkü onun daha önce başına gelmiş olan bir takım şeyler de olabilir. Yani günlük bunu Şimdi biz bunu söyledik diye Fenerbahçe 3 tane atacak, 5 tane atacak diye bir şey de söz konusu değil. Bizim çünkü konuştuklarımız maç bittikten sonra suya suya bir şeyler yazmak, yani suyun üstüne yazı yazıyoruz biz. Bunun olacağını varsayıyoruz. Olabilir mi? Soru işareti. Ama maç bittikten sonra Çift Santuforo dönmek üç tane adamı değiştirdin, niye yaptın demek. Hepsi havada kalan şeyler bunlar. Buna en iyi yaşayan bence e, teknik adamlardır. Onun da bir bilgisi vardır ama biraz da yöntemlere bakmak lazım. Burası risk alması gereken yer miydi? Yani Çift Santuforo için söylüyorum. Baktığınız maç gidiyordur. Çift Santuforo da dönebilirsiniz. Belki de maçı da kaybedebilirsiniz o zaman. Yani o içinde bulunduğu durumları bilemezsiniz. Daha önce ne yaşadıklarını bilemezsiniz. Yani, bu maçlar. Bir final maçı olur veya işte final maçında bir sıfır geri düşmüşsünüzdür, skoru yakalamanız gerekiyordur. O 5-10 dakikada belki bu riske girmeniz söz konusu olabilir. Ama buraya baktığımızda İsmail Hoca bunu yapmakta imtina ediyor. Şimdi buradan tabii ki e, kadro genişliğinden bahsederken de işte büyük takımlarında burada bir takım handikapları ortaya çıkıyor bakın. Bir oyuncuyu dışarı aldığınızda o kadar oynadığında 70 dakika, 75 dakika ne oynadıysa kendisine az geliyor. Kendi takım arkadaşına, saygı duydu takım arkadaşına 15 dakika süre vermekten çekiniyor. Yani bunlar doğru hareketler değil. Şimdi bunu yaptığı zaman oyuna giren oyuncu da genç takımdan gelse bile bunu yapmamanız lazım. Giren oyuncuya saygısızlık. Bu sizin arkadaşınız. Hoca da yanlış o, yapabilir. Ben yapılan hareket üzerinden konuşuyorum. Teknik heyeti burada küçük düşürmekle ilgili bir şey bu. Yani yaptığınız hareketle beraber hocayı bir takım kamuoyunun önüne atıyorsunuz. Hoca da yanlış yapabilir. Siz onu yapacaksanız hocayla konuştuğunuzda belki bunları söyleyebilirsiniz. Onun dışında da bir hareket yapmanıza gerek yok. Yani İsmail Kartal'ın yapması gereken oyun olarak baktığımızda yani hocamın dediği çok doğruydu. Ben biraz motivasyon anlamında Fenerbahçe takımını biraz eksik gördüm. Maça başlarken evet biz golü bulduk Nasıl olsa bir sıfır öndeyiz. biz de kaliteli takımız ama ne yaparsak ne yapalım biz bu takımın nasıl olsa yeniriz havası vardı. Çünkü tempoyu da yükseltmediler ama ilerleyen zaman içerisinde hocamın söylediği, Ahmet hocamın söylediği çok doğru bir şey var. Futbol maçlarında bir sıfır çok tehlikeli bir sonuçtur. Yani ilerleyen zaman içerisinde bir duran top olur, bir korner olur, bazen top havaya gider, elinize çarpar, penaltı olur. Golü yerseniz bu sefer size bir stres başlar. Aynısını hocam çok değil yani bir 10 gün önce Galatasaray yaşadı Sivas maçına son bölümde yani tabela çok daha farklı olabilirdi. 1-0 girildi. Penaltı oldu. 1-1 bitti. Aynen tam da bunu anlatıyoruz yani. Çünkü ama oyuncuların özgüveni fazla gibi gördüm ben. Özgüven bazı yerlerde iyidir ama onun bir sınır olması lazım. Çünkü siz özgüvenle beraber lavali bir yere enerji yoksunluğu bir yere koyarsanız orada performans almanız mümkün değil. Fenerbahçe yani belki dediği gibi bir kazaya uğramıştır. Bu kazayla beraber artık Fenerbahçe'nin mola verecek yeri kalmadı diye düşünüyorum ben. Devamlı motivasyonu üst düzeyden tutup tempo yukarıda tutarak oynaması gerektiğini bir kez de anladı. Bunun da Samsun'un da bana göre şöyle belki ceza sahasında girişlerine biraz eksik kaldı ama ikili mücadelelerde de artı Fenerbahçe'nin pas bağlantılarını kesmede bence başarılı bir savunma yaptılar. Burada Fenerbahçe'nin rahat edebilmesi için Golü buldu. Belki golleri bulması gerekiyordu. Eksik kalan taraf bence oydu. Şimdi e, hocamın dediklerine e, kesinlikle katılıyorum. Destekleme amaçlı şunu söyleyeyim. Ortak fikrimiz ne? Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Biraz daha rahat oynuyor. Nasıl olsa kazanırım. Yani böyle kendini göstermek için, yırtınmak için, illa bir gol bulayım diye yırtınan bir takım yoktu sahada. Şimdi örnek vereceğim. Solda Tadiç oynuyor. Tadiç'in yerine daha sonra Joshua King'i aldı. Önde Cek oynuyor. Batshuayi aldı. Önde İrfan Can oynuyor. Yerine Cengiz aldı. Durum 1-0 iken yırtılmayan bir takım var. Aynı değişiklikleri Fenerbahçe 1-0 öndeyken yani geniş alan varken yapsaydı Fenerbahçe bu oyuna giren 3 kişiyle gol bulma şansı daha mı fazla olurdu? Yoksa bence daha bence. fazla olurdu. Bence Neden? Değil. Çünkü bu üçü de Cengiz kendini göstermek zorunda hissediyor. Baçhua'yı keza öyle, Joshua King keza öyle. Yani böyle gözleri parıldayan, tutkulu, girince aman ben bir şeyler yapayım diye vitesi arttıracak futbolcuları alıyorsun oyuna. Hoca bunları ne zaman oyuna aldı? 70. dakikada. 62'de gol yemişsin. Gol bulmak için aldı. Peki Samsun'un Golden önceki oyun anlayışı geride geniş alan bırakıyordu. Bir bir de geniş alan bıraktı mı Samsun? Bırakmadı. Fenerbahçe tek kale oynadı. Şimdi kapanan bir takıma karşı oynuyorsun. Kapanan bir takımı açmak için ne yapman lazım? Bir, orta sağ, e, merkezden şut atman lazım. E, Samsun göbeği öyle kapatmış ki doğru düzgün şut attırmıyor. E, Dripling'le girme şansın yok. Ne kalıyor? Kanatlar. Kanatlardan gireceksin, pas vereceksin, orta yapacaksın. Şimdi bakıyorsun sol kanatta oynayan, sağ kanatta oynayan oyuncular ters ayaklı. Josue King solda oynuyor, içe giriyor. Cengiz sağda oynuyor, içe giriyor. E, tıkanan oyunda doldur boşalta başladılar. Santrofor'un kim? Ceko yok, Batshuayi. Ya Fenerbahçe kapanan takıma böyle mi oynamalıydı? Bence en büyük hatalardan biri orada yapıldı. Bakın şunu yapabilirsin. Dersin ki tamam bana gol lazım. Yine baştan gidelim. Hedef gol bulmak. Strateji ne? Rakip tak kapanacak. Rakip takımı nasıl açarım? Kanatlardan açarım. Sağ tarafa sağ ayaklı bir oyuncu koymam lazım. Sola sol ayaklı koymam lazım ki genişlesin. E, solda Ferdi oynuyor. O da oyunu genişletemez. E, Lincoln'u sol tarafa alabilir miydin? Bakın bir değişiklik alabilirdin. E, Mert Müldür çok büyük katkı sağlamamış. Lincoln'i alırken Ferdi bir tarafa Mert'i çıkarıp Ferdi'yi sağa alabilirdin. İki tane bir sağ açın bir sol açığın olabilirdi. Ters ayakta oyuncu olmuş oluyor. Şöyle katkıda bulunayım hocam. E, e, kaldı ki madem ben kanatlardan geleceğim o zaman Ceku'yu oyunda tutabilir miydim? Ben tutardım. Yani tam onu söyleyeyim. 18 evet. orta Edin Ceko çıkıncaya kadar. Evet, Edin Ceko evet. çıkıncaya kadar. Çıktıktan sonra kısıtlı bölümde 14 orta, yani e tamam. neredeyse maç boyu yaptığı kadar şuayı varken orta yapmış Fenerbahçe. E peki rakibin çıkmayı düşünmediği bir anda ya defanstan birini çıkar. Yani sen artık bu maçı kazanma adına. ...senin defansta boniçin var... ...organizasyon olarak önü müthiş... Yine lüks değil mi hani bir birken ...Mesela Fred, ş İsmail yani İsmail çıkabilir... ...belki şimdi bakın, düşün. Yani oradan mutlaka çıkarabileceğin... ...orta sahadan da çıkarabilirsin... ...o yüzden e, bence... ...çok basit bir şekilde ya bu üçlü gol bulamadı... ...hadi bu üçlüyü çıkarayım... ...yeni bir üçlüyü oraya koyayım... ...zihniyetiyle bu işler olmaz... ...stratejini belirleyeceksin... ...işte diyoruz nedir... ...kanatlardan geleceğim... Pastalarla ortalarla oynayacağım demek kanat oyuncusu lazım. Onları değerlendirecek Santrofor lazım. E, Batshuayi ile e, Caco'yu birlikte oynat. Orada hocam, bir Soru şu, beş tane değişiklik takımlarda teknik adamların kafasını karıştırıyorum hocam. Yani e, lüks sağlıyor. Ya. Ben karıştırdığını düşünmüyorum hocam. Bilmiyorum hocam ne düşünüyor. Şöyle, yani karıştırıyor onun için lüks kalıyor bence. E, şöyle yani ben teknik adam olarak beş hakkım olsun isterim. Ama bizde hocam maalesef şu var. Şimdi futbolcuyla teknik adam ilişkileri her yerde olması gerektiği gibi değil. Teknik adamlar bazı oyuncuları oyuna sokmak zorunda hissediyorlar. Bazen futbolcunun kariyer baskısı, futbolcunun isim baskısı, bazen yönetimin baskısı, bazen taraftarın baskısı, bazen medyanın baskısı. Bazı oyuncuları sahada tutmak zorunda hissediyorlar. Şimdi kafa bu kadar karıştığı anda hocam o kuyruklar bir yerde birbirine değiyor. O yüzden teknik adam da çok basit düz mantıkla düşünürse bu soruların hepsinin cevapları önünde duruyor zaten hocam. Bu yani. arada İsmail Hoca'nın maç sonu açıklamasını söyleyeyim hemen. Diyor ki hoca hamlelerden sonra 3-4 net pozisyona girdik ama golü bulamadık. Yani bu aynı zamanda ne demek? Bence ben doğru değişiklikler yaptım. Pozisyonları da bulduk atamadık. Yani ben bunu böyle yorumluyorum. İsmail Hoca iyi oynadık dedi. Futbolcuların maç sonrası açıklamaları neydi? Kötü oynadık. Evet. E hangi, hangisi daha iyi değerlendirdi oyunu? Veya ben şimdi değerlendiriyorum. Bence de Fenerbahçe'de kapasitenin çok altında oynadı. Hocam bilmiyorum ne diyecek. Ben konsantre düşüklüğünü gördüm. Yani evet. o, Fenerbahçe ben bu maçın nasıl olsa geçerim düşüncesi Sağda bir yansıması vardı bana göre. E, golleri bu golü buldu. Pozisyonlar da vardı. Belki ikiyi yapsa kafalarındaki o düşünce gerçekleşebilirdi ama artık günümüzde bakın şimdi hangi takım olursa olsun artık ikinci yarı başladı. Takımlar artık Canavli ile bütün şey enerjilerini sahaya koyuyorlar. Şimdi futbolda iki tane şey vardır. Bir hücum ederek kazanırsınız bir de savunarak. Şimdi Samsun takımı gelip burada bir puan aldı. Onlar için çok büyük mutluluk. Çünkü baktığın zaman kağıt üstünde belki kendilerine o kadar puan yazmamış olabilirler. Şimdi buralardan aldıkları puanlar bir dahaki maçları etkili oluyorlar. Çünkü buradaki Oynanan oyun bir dahaki maçlarında bir göstergesi bana göre. Hem şeyin adına söylüyorum. Samsung gibi takımlara Fenerbahçe'nin burada yapması gereken en büyük şey tabii ki bu futbolcunun da kendini hazırlamasıyla ilgili. Teknik heyetinin de hazırlamasıyla ilgili bir şey. Ama ben yine söylüyorum bakın. Hoca bunu yapmasa bile Fenerbahçe takımının, Beşiktaş takımının, Galatasaray yani Trabzon takımının o forması sizi zaten bir şekilde motive etmesi lazım. Bu takım her türlü şartlarda hangi maçta oynarsanız oynayın. Galibiyeti oynayan bir forma duru. Ben bunu hallederim diye çıktığınız zaman halledemezsiniz. Futbolda da siz sizle beraber bir de rakip var. O rakibi de sayı göstermek durumundasınız. O rakip de bir şeyin peşinden koşuyor. Ekmek parasından peşinden koşuyor. Geleceğinin peşinden koşmaya çalışıyor. Puan almaya çalışıyor. Yani ben eğer yetenekliysem, senden daha iyiysem ben bunu senin koştuğundan daha fazla koşarak göstermem lazım. Yetenekli oyuncu olarak. Ben en az rak rakip kadar koşacağım ki kendi yeteneklerim ortaya çıksın. Fehmetçe belki bu anlamda, mental anlamda biraz düşüklük gördüm ben. E, onun sonucunda da tabi golü de dediği gibi Ahmet Hocam'ın erken bulmasına rağmen e, şey zaman şey açısından Samsun için daha avantajlı oldu. Yani kendini daha diri tuttu, kademeleri daha sıkı tuttu, pozisyon vermemeye çalıştı. E, tabi onları yapması gereken sadece topu kaleden uzaklaştırmaktı. Onları yapmaya çalıştı ve sonunda da bir puan aldı. Peki, ya, yani şimdi şimdi, çok, şimdi e, biraz e, iddialı bir şey söyleyeceğim hocam. aslında önemli olduğu için Fenerbahçe ile Galatasaray arasında bir şampiyonluk yarışı var şampiyon olacak takım idare etmeyi düşünmeden ben bugün en iyi oyunumla bütün maçları kazanacağım maç bitene kadar da konsantrasyonumdan motivasyonumdan koşumdan kalitemden taviz vermeden oynayacağım diyen takım olacak. Bak bunu kim daha iyi yapıyorsa bu takım şampiyon olacak. Günü idare etmeye kalktığında mutlaka bir tokat yersin. Her maç yemezsin ama senin yiyeceğin sezon sonuna kadar iki tokat şampiyonluğa da mal olur. O yüzden Fenerbahçe'nin dün yaptığı da buydu. Şimdi bakıyoruz Şenol Hocam'ın söylediği harika şeyler. Ama hocam şimdi bizde maalesef takımlarda öyle eksikler var ki. Senin bahsettiğin gibi ideal profesyonellik anlayışına sahip olan futbolcu bir bakıyor. Arkadaşı maçı umursamıyor, antrenmanı umursamıyor. Kazansak da, kazanmasak da hiç önemli değil. Bu tarafına dönüyor. Arkadaşı sezon başından beri daha sözleşme imzalamamış. Bugün imzalanacak, yarın imzalanacak. Ötekinin başka derdi var. İyi profesyoneller bile bundan etkileniyor hocam. O yüzden bunu takımın havası haline sokmak lazım hocam, burada. Şunu hem teknik size. adamlara hem de yönetimlere büyük iş düşüyor. Oralarda eksik çoksa maalesef bunları yapamıyoruz. Hocam bu konuda i̇şte, bence camialar biraz daha şanslı çünkü. Camialar sizi rahat bırakmıyor hocam. Siz bugün şimdi işte çalıştınız yani hem Galatasaray hem Beşiktaş'ta. Bugün yemeğe çıksanız yani oradaki otururken bile o camiye temsil ettiğinizi zaten hissediyorsunuz. Yani bu futbolcu için de geçerli. Futbolcu bugün eğer bir yere gittiği zaman hangi camiada olursa olsun camiadaki insanlar veya camianın dışındaki insanlar zaten sizi tanıyor. Sizi orada bir şeyi başarmanız için bulunduğunuzu biliyorlar. Siz de bu düşüncede eğer hayatınız devam ediyorsa bu enerji düşüklüğünü zaman zaman belki kabul edebiliriz. Çünkü ne, nasıl kabul edebiliriz? İşte büyük maçlar oynuyorsunuz Şampiyonlar Ligi. Bayern Münih Manchester çok dehşet bir motivasyon var. Sonra geliyorsunuz ligde bir maç oynuyorsunuz orada diyorsun ki ben burayı halledebilirim. Ama işte gibi. hocam taraftar da enerji düşüklüğüne şöyle bakıyor yani şimdi hocama da az önce onu sormak istemiştim. Geçen sene Giresunspor İstanbulspor maçlarında puanlar kaybedildi bu bizim şampiyonluğumuza mal oldu diyor Fenerbahçe taraftarı. Evet. Bu sene de diyor Samsungspor maçında bu puanı kaybettik. Yani acaba yine aynı senaryo oluyor mu olmuyor mu diye taraftarın biraz bu yönde özellikle dün e, çok fazla korkusu vardı maçtan sonra bu yönde e, konuşmalar vardı. Neyse burada bir virgül koyalım, araya gidelim. Dönüşte e, cevaplarınız o zaman döneriz. Hocam. Hocam hep hoca, kendi konuşuyor. <laughs> kendi oynuyor, araya gidiyor. İsterseniz istersen istersen bir bakalım hocam kim topa daha sahip olmuş gibi kim konuşmaya daha fazla sahip olmuş <laughs> yüzdesi varsa bakabiliriz. Neyse kısa bir ara saat başına beraberiz.